Emre'nin arka tarafında bir fotoğraf var şurada. İzleyicilerimiz ekranlarında görebiliyorlar mı acaba? Orada Ceyda Dönmez var. Yeğeniyle birlikte evet. O fotoğrafın önünde Emre Kaplan açıklamasını, basın açıklamasını yapacak. Sevgili Emre, detayları senden alalım. Evet, Mustafa Göksu bir önceki kuşakta bir diğer Polonyalı oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın ilgilendiği Yakup Moder'le ilgili gelişmeyi paylaşmıştık. Bu kuşakta da ben şu bilgiyi paylaşayım. Yine Kamil için aynı takımda forma giyen Polonyalı bir diğer isim, bir kanat oyuncusu. Galatasaray'ın aslında uzun zamandır ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Bu iki oyuncuyu da kiralama için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor Galatasaray. Bir aylı mesafe kat ettiğini söyleyelim. Siz bir önceki kuşakta Yakup'la ilgili gelişmeleri paylaşmıştınız. Kamil'le ilgili de gelişmeleri ben paylaşmak istiyorum ki Onyekuru'nun yerine uzun zamandır Galatasaray'ın bir kanat oyuncusu arayışı var. Hatta Onyekuru için de bir görüşme gerçekleştirildi. Fakat olumlu bir dönüş alamadı Galatasaray Monaco kulübünden. Ve Leş Poznan'la yapılan görüşmeler neticesinde artık belli bir mesafenin kat edildiğini ifade edelim. Burada şu anda tek anlaşılamayan, tek orta noktanın bulunamadığı ama bulunmaya yakın olduğu konuysa zorunlu satın alma opsiyonları. İki oyuncuyla ilgili de bu durum söz konusu. Kiralama bedeli çok problem değil gibi gözüküyor. Oyuncuların alacakları maaşlar zaten Galatasaray açısından oldukça makul. Ama zorunlu satın alma bedelleri Leh Poznan'ın talep ettiği biraz daha aşağı çekilmeye çalışılıyor ki Galatasaray yönetimi de özellikle burada şu konunun altını çizmek istiyorum. Bu transferlerin olma ihtimalinin yüksekliği ile alakalı Galatasaray finansal fair play anlaşması neticesinde bu sezonu da eğer yükümlülüklere uyarak geçirirse önümüzdeki sezon aldığın kadar sat kısmından kurtulmuş olacak. Eğer bu sezonu yükümlülükleri yerine getirerek geçirirse ve bonservis ödeyebilecek pozisyona gelecek Galatasaray. En azından elindeki rakamları, elindeki kaynakları kullanabilir pozisyona gelecek ve Galatasaray yönetimi de biraz aslında bunu planlıyor. Önümüzdeki sezon bu zorunlu satın alma opsiyonlarını yerine getirebileceğini düşündüğü için böyle bir planlamanın içerisinde. Tabii yüksek gözüküyor rakamlar hem Yakup için hem Kamil için. Kamil'inki biraz daha düşük, 3,5 milyon euro civarında bir zorunlu satın alma bedelinden bahsediliyor. Bunu da biraz daha aşağı çekmeye çalışıyor Galatasaray yönetimi. Eğer Galatasaray'ın istediği seviyeye inerse ki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade edelim, iki oyuncunun da kadroya katılması söz konusu olabilir. Yakup için dediğimiz gibi zaten bir önceki kuşakta siz durumu ifade etmiştiniz ve Galatasaray yönetiminin bu iki oyuncuyu da kadroya katmaya oldukça yakın olduğunu söyleyelim ama görüşmeler devam ediyor henüz. %100 biten bir şey yok. İki oyuncu için de kulübüyle görüşmeler zorunlu satın alma opsiyonlarının makul seviyelere çekilebilmesi için devam ediyor Mustafa Göksu. Emre Kaplan çok teşekkür ederim. Kamil Yozviak da önemli isimlerden biriydi. Yine basına yansıyan isimlerden biriydi modelle birlikte. Hı hı. Sevgili Emre de oyuncularla ilgili her şeyin tamam olduğunu söylüyor zaten. Ya şunu söyleyeyim. Demek mesela ki opsiyonla ilgili küçük... Öyle. Polonya ligindeki rakamlar Avrupa piyasasında esasında böyle çok uçuk, Avrupa piyasası için söyleyeyim, çok uçuk kaçık rakamlar değil. Mesela neydi genç santroforun adı, neyse şimdi Piotr Bielek'ti galiba. Kim, Wolfsburg mu, Werder Bremen'e 5 milyon euroya aldı oyuncuyu. 18-19 yaşındaki oyuncuyu. Yani Polonya ligine gittiğiniz zaman işte 13 milyonlar, 14 milyon eurolar, 11 milyon eurolar konuşulmuyor. Anlatmaya çalıştığım bu ve bu isimler Türk basınında çıkınca ve bizde bütün spor kanalları, gazeteleri, radyoları Yakup Moder, Kamil Yozviak ismi üzerinden konuşmaya başlayınca Polonya'da da esasında hani nasıl troll hesaplar vardır ya, orada da özellikle Leh Poznan taraftarları orada bir gazeteciymiş gibi veyahut da oradaki bu meslekteki insanlarmış gibi yorumlar yapıp işte 7 milyon euro, 8 milyon euro haberleri de geçirmeye başladılar. Onu baştan bir kez daha söylemek lazım. Yani Leh Poznan'ın as başkanı burada gazeteci diye de yazıldı Türkiye'de. Bir bilgi kirliliği var oradaki rakamlar konusunda ama Piotr mesela 5 milyon euroya transfer yaptı. Muhtemelen sonraki satıştan paylar, onlar bunlar hepsi vardır. Onlar farklı mesele ama ilk etapta kulübün kasasından çıkan paraya bakın. Çünkü Lewandowski bile yanlış hatırlamıyorsam 7 milyon euroya transfer yapmıştı. Yani Lewandowski Polonya'dan, Polonya'dan 7 milyon euroya transfer yapmıştı Lewandowski. O sebepten hani böyle işte Yakup için 10 milyon, 11 milyon eurolar verildi de o teklif reddedildi gibi bir durum bence söz konusu değil. Bence yani tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bence kısmını söz konusu değil. O yüzden tahminimizden çok daha az rakamlara satın alma zorunluluğuyla beraber. Zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber bitecek herhalde. Abi esas zorunlu satın alma opsiyonu yok. Yani ya opsiyondur ya obligasyondur yani. Ya zorunluluktur ya da seçenektir yani, öyle ifade edeyim.
Seçenek olacak o. Zorunluluk. Ama sonuç itibariyle... Zorunlu satın alma opsiyonu. Yok, zorunlu satın alma. Opsiyon yok. Orada bir terim karmaşamız olacak. Peki. Sonuç itibariyle iyi bir takıma gidiyor. Zorunlu satış opsiyonu, yani satın alma opsiyonu olmasa bile kulübünün kaybedeceği bir şey yok. Bir sene, iki oyuncusu da bir sene Galatasaray'da forma giyecek, iyi bir ligde forma giyecek. Yani yine Galatasaray'da tecrübe etmiş olacaklar tecrübe belki de. Edecek, yani almasa bile Pozman'ın kazanımları olacak bu kiralamaları. Hatta Galatasaray zorunluluk değil de ilk satın alma seçeneğini, tercihini oraya yazdırmıştır. Yani bu olabilir. Satılacaksa bu rakama ilk ben satın alırım. İlk ben alırım demiştir belki de. Yozviak nasıl oyuncu Ilgaz? Yani o açık oyuncusu, öncelikle onu söyleyelim. Ters kanatta da oynayabiliyor, sağ ayakta. İki kanat oynayabiliyor. Ama bence sağ kenarda daha etkili bir oyuncu. Sağ ben hoca olsam. Olarak, yok hayır. İzlediğim kadarıyla. İzlediğim kadarıyla onu söyleyeyim. Benimki de 4-5 maçlık bir gözlem olduğunu bir kez daha belirteyim. Yani her şeyde yanılmış olabilirim. Tabii. Kendi izlediğim noktalarda, almış olduğum notlarda. O yine çizgiyi değil daha da içeriği kullanan bir oyuncu. Ben bu arada iyi takımlı onlar. Yani arkada da mesela Robert Gumi diye bir sağ bekleri var. Sakatlanmasa çoktan belki İngiltere falan görmüş bir oyuncuydu. Lepozan iyi takımdır. Onu bir kez daha söyleyerek... Oyuncu yetiştirme konusunda. Tabii onu bir kez daha söyleyerek devam edeyim. Kamil Yozviak, Yakup Boder. Arkada şimdi Omar El Abdullahi var. Tam Omar El Abdullahi'nin de oynayabileceği kurguya yakın bir oyuncu Kamil Yozviak. Hani ona alanı da açabilecek bir oyuncu. Ve hatta Kamil Yozviak içeri girdiği zaman ona yaklaşacak bir oyuncuyla üçgeni de kurabilecek oyuncu. Kamil'i sağ kanada mı yazdın? Evet. Evet. Emre Kılınç var elinde çünkü. Öteki tarafta Saracchi ile beraber kullanabilecek. Ama oralara atlamamak lazım yani. İlla o değil. Bazen değişebilir. Evet. Feguli nereye gitti? Arda nereye gitti? Bilmiyorum abi. Onların problemi. Feguli zaten ligin ikinci yarılarında ısınıyor biliyorsun yani. 80 model tüplü televizyon gibi baba yani. Açıyorsun 5 saat sonra TRT yayını kapatırken eski dizel motorlar yani. Gibi. Geç ısınırdı ya, çok geç ısınırdı. Hala öyle mi bilmiyorum ama. Öyle değil bir şey var. Tam yayın başlayacak böyle. Renklendi televizyon diyorsun. Yayın kapanıyor abi. İstiklal Marşı'yla ayağa kalkıyorduk biz eskiden Türkiye'deki renkli televizyonlarda evet. Yani. Evet. Bir de mavi cam falan takılırdı ya böyle gözümüz almasın diye. Evet gözümüz almasın diye mavi cam takılırdı. Bak enteresan, yıllardır o mavi camı hatırlamıyorum. Evet. Unutmuşum, kimse hatırlatmadı. Sen şimdi söyleyince. Mavi camı ben yandan takılan doğru. Ben de unutmuştum. Evet. O parlaklığı kırmak için. Hı-hı. O siyah beyazlara mı takılıyordu, renklere mi? Renklere de takılıyordu. Ama çünkü renklerin rengini çok açıyorduk da ondan. Bilmiyorduk ya. Bir de böyle bazı televizyonlarda şöyle çıkartıyordun ayarları yapmak için. İnce bir vida gibi bir şey veriyorlardı evet. Sana. Onu da çevirerek ayarlıyordun evet. Böyle. Çok acayip evet. İşlerdi. Tüpü ayarlıyordun galiba orada. Bir şey ayarlıyordun. Tüpü ayarlıyordun herhalde. Renk yok rengi, sesi falan böyle. Eskiden evet. Uzaktan kumanda bizdik. Tabii. Biraz çeviriyorlardı. Çeviriyordun. Kimsenin uzaktan kumandası olmamak lazım evet. Hayatta. Eskiden abi işte... Kredi kartı bizim mahalle bakkallarıydı. Uzaktan kumandalarda biz çocuklardık. Çocuklardık değil mi? Aydın abi bir gazoz verir misin? Tabii hop çat. Hala o gazoz şişelerini işte tamam cam geri dönüşümüne atıyoruz ama götürüp depozitosunu almanın keyfi daha başka değil miydi? Evet. Muazzam. Götürüyordun depozitosunu veriyordu. Yani 1,5 liraya alıyorsan 1,5 lirayı yarım lirayı geri alıyordun. Tabii içer içmez. Geri alıyordun. Bir de önünde böyle ama şey olurdu. Ama bakkalın önünde oturup içiyorsan depozito almıyordu ama, bakkalcı. Tabii evet doğru. Bakkal amca. Onun en büyük keyiflerinden birisi de önde böyle bisküvi kutuları olurdu. Evet. Açardın onu. Onun yaşımız çıktı ortaya. Taze. Kese kağıdında böyle 4-5 tane o gazozla beraber. Falan. Tabii. Evet. Yaş vay çıktı ya. Ortaya yaş. Bir de evde 3 tane boş şişe buldum mu hemen kapıp götürdüm ben bakkala. Onları verir gazoz alırdım. Bir tane. Onun da güzel tadı. Depozito yerine gazoz verirdi. Şimdi da olmadığı için söyleyebilirim ama benim favori bisküvim Begoy'du abi. O bebek bisküvisi Begoy'du. Yok artık piyasada olmadığı için rahat rahat söylüyorum. Doğru, mavi bisküvi. Kapta böyle dörtlü muazzam bebek bisküvisiydi yani. Aslı denizden kumdan falan bahsetti yönetmenimiz Aslı ama o kısmını yakalayamadım. Ha, plajlarda bizim yönetmenimiz Aslı da plajlarda şişe toplayıp onları götürüp gazoz alırmış abi. Daha aramızda beleşçiler var. Tamamıyla onları yapıyordum. Niye çevreye yani. Katkı sağlamış. Evet. Tabii. Öyle düşün. Depozitolarını da alıp onlara da herkese gazoz ısmarlıyor. Herkes bonkör bilir Aslı'ya ama alakası yok. Halbuki götürdüğü şeylerden bedava aldığı gazozlar. Eyvah. Bir de olmazsa olmazdır bizim Konya'nın da o dikdörtgen bisküviler. Tam dikdörtgen değil ama onların arasında lokumu sıkıştırıp böyle gazoz ısmarlıyor. Onlar efsaneydi. Efsane. Lokumlar da evet, ahşap kutuların içindeydi. Hatırlarsınız doğru, o lokumları. Doğru. Muazzamdı hafif kırmızımsı falan. Çok onların güzel. Tadı hiçbir şeyde yok şimdi canım. Satılıyor onlar halen bazı yerlerde. Satılıyor da ya bizim ağzımızın tadı bozuldu.
O zaman eski aldığımız tadı alamıyoruz. Çocuk yaşlandığında makarna başladı. Şekerler falan vardı ya böyle renkli renkli. Vay ya. Evet abi. Akide şekerleri böyle içinde fındık parçacıkları evet, falan evet, vardı. Evet 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 evet. Onlar bile acayipti. Müthişti. Müthişti. Hey gidi günler. Emre Gündüz, Nuri Şahin Antalya Spor'a gitti. Neden dört büyüklerden biri almadı? Bonservisi elinde, ben anlam veremiyorum açıkçası. Mehmet Ekici'nin adı geçiyor demiş. Devamlılık. Nuri Şahin de herhalde son 5 senede en fazla maç sayısı 17-18 falandır. Ona bakıyorlar biraz da. Yani bu sezon Werder Bremen'de 17 maçı var ama Nuri'nin. İşte zaten en fazlasından bahsediyorum. Yani toplam diyorsunuz. Yani son 2 seneye bakıyorlar. Yani hocalar da ona bakarlar. Bak, sezon başı ortalaması 17-18'dir diye ifade edeyim. Ama Eto'da Antalya Spor'a geldi. Ama